Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Lale Gül TV izleyicileri, hepiniz Kıymetli Adımlar programına hoş geldiniz. Sizler ekranları başında programımıza konuk olurken bizler de inşallah gönüllerinize konuk olacağız. Kıymetli izleyicilerimiz, bu hafta Kıyamder'in Suriye'de yapmış olduğu yetim köyü projesiyle alakalı program icra edeceğiz inşallah. Bu haftanın konuğu kıymetli adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı muhterem Emin Demir ağabeyimiz. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Allah razı olsun. İyiyiz. Çok şükür. Elhamdülillah. Emin abi, ilk programımız Kıyamder Suriye'deydi. Daha sonra Kıyamder'in ekmek fırınıyla alakalı bir program gerçekleştirdik ve bu hafta da Kıyamder'in yapmış olduğu yetim köyüyle alakalı inşallah bir program sizlerle gerçekleştireceğiz. Öncelikle bize ve izleyicilerimize şu anda tam olarak nerede olduğumuzu aktarır mısınız? Suriye'nin İdlib'ine bağlı bulunan Killi bölgesindeyiz. İdlib'deki savaşın en son durumunda çok ciddi göç alan bu Killi bölgesindeyiz. Burada 10'un üzerinde kamp var ve binlerce çadır ve binlerce aileden oluşan bir bölge burası, Killi bölgesi. Emin abi, buradaki yapmış olduğunuz yetim köyü projesinden bahsetmeden önce Suriye'de yaptığınız faaliyetlere ilk ne zaman başladınız? Bununla alakalı bize bilgi verir misiniz? Evet, Halep Savaşı'nın çok şiddetlendiği dönemde gerek sosyal medyada gerekse ulusal basında çıkan haberlere biz kayıtsız kalamadık. Gördüğümüz manzaralar bizi buraya sevk ettirdi. Ondan sonra gelip burada gördüğümüz manzaralar karşısında da düzenli olarak insani yardımlar götürmeye başladık. Allah razı olsun. Emin abi, peki yetim köyü yapmaya nasıl ve ne zaman karar verdiniz ve neden özellikle yetim köyü? Suriye'ye yaptığımız ziyaretlerde ve yaptığımız dağıtımlarda biz buradaki mağduriyetin en üst seviyesini yaşayanlar, eşlerini cephede kaybetmiş şehit aileleri ve yetimlerini olduğunu gördük. Bazılarının hiç kimsesi kalmamış. Bazıları ailesinin birçok bireyini, evlatlarının da bazılarını kaybetmiş. Tutunabilecekleri hiçbir şey kalmamış. Eşyası, hiçbir şeyi olmadan tevekkül edip yola çıkmışlar. Çünkü peşlerinden canlarını, ırzlarına el uzatmak için gelen zalimler vardı. Can havliyle barınabilecekleri bir yere göç ettiler. Bazıları hiçbir eşyası yanına alınamadan bir çadırın içerisine girdi ki çadır bile o vakitler büyük bir nimetti. Ama bir insan hayata tutunması için pek çok şeye ihtiyaç var. Daha sonra peyderpey kıyamder buraya yaptığı insani yardımlarda, düzenli yardımlarla elimizden geldiğince bunları gidermeye çalıştık. Ve bu noktada gördüğümüz mağduriyeti en çok yaşayan, en üst seviyede yaşayanlar dullar ve yetimlerdi. Emin abi, diğer projelerinizde gördük ki Kıyamder bir projeye başlarken evvela kendi öz imkanlarıyla start veriyor ve adım atıyor. Bu projenizde de bu şekilde mi başladınız? Bu projeye de bu şekilde başladık. Kıyamder yönetim kurulu olarak yaptığımız toplantılar neticesinde aldığımız kararları Kıyamder ailesi ve sosyal çevremizdeki İnsanların destekleriyle başladık ve bugünlere kadar geldik. Programın adının olduğu gibi de kıymetli adımlar. Yani Allah için atılan her adıma Cenab-ı Allah destek oluyor. Bundan zerrece şüphemiz yok. Üstadımız Efendi Hasan'ın himmeti üzerimizde. Kıymetli adam Sait Altunbiz'in yetiştirmiş olduğu İstanbul'un ve Türkiye genelindeki tüm dernekteki Kıyamder ailesindeki kardeşlerimiz Emre hocamızın yaptığı ilanlara ve gerekli duyduğu projelere tüm güçleriyle destek veriyorlar ve burası Kıyamder ailesinin çabalarıyla bu hale geldi. Emin abi, yer seçimini siz mi yaptınız? İdlib'deki savaşın çok şiddetlendiği dönemde çok ciddi bir göç aldı. O vakit Türkiye Cumhuriyeti bu insanları ne yapabiliriz diye projeler yaptılar. Bu projelerden bir tanesi de İdlib'in yanındayız projesiydi. Kıyamder bu projeye davet edildi. Buraya birçok STK ne yapabilirliğiyle alakalı herkes bir proje masaya koydu. Kıyamder'de bu projede
ben de varım dedi. 200 tane aile içerisinde barındıracak bir yetim köyü projesi yaptık. Biz de bu projeye dahil olduk. Olduğumuz bölgeyi bize AFAD tahsis etti. Şu anda Kıyamder AFAD işbirliğiyle yapılan bir protokol neticesinde yerin inşası ve işletmesi Kıyamder Yönetim Kurulu'nda. Emin abi, peki evleri yaparken kurulumları olsun, inşai süreci olsun, burada diğer yardım derneklerinin, kurumların yapmış olduğu hayır evlerini mi emsal aldınız, örnek aldınız? Ne baz alınarak bu tesisi kurdunuz? Diğer STK'ların yaptığı projeleri baz almadık. Emre hocamla yaptığımız toplantılarda hocamız bize, biz dul ve yetimlere bir yetim köyü yapalım ve bunların tüm ihtiyaçlarını karşılamamız gerektiğini, diğer projelere emsal almadan bir dul annenin gelir getirme imkanı olmadığını göz önünde bulundurarak yapılan yapıyı kalıcı bir yapı, çadırdan geçici bir yapıya geçip daha sonra daha düzgün bir şey yapmasına gerek kalmayacağı kalıcı bir yapı olarak planlandı. Evvelki yaptığımız projelerde de, konuştuğumuz projelerde de dediğimiz gibi Kıyamder geçici çözümler değil, kalıcı çözümler üreten bir dernek. Biz buraya çadırdan daha iyi bir şartta değil, tamamen hayatlarını idame ettirip normal hayatlarına dönebilecekleri imkanlara sağlayabileceğimiz bir proje yapmaya çalıştık. Emin abi, şu anda programımızı kurulan evlerin tamamlanmış olan ve hazır olan bir binanın üzerinde gerçekleştiriyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz de muhakkak merak ediyordur. Ben kendim bizzat gezdim, gördüm ve oldukça beğendim. Dilerseniz evlerle alakalı hazırlanan VTR'yi izleyicilerimizle paylaşalım. Onlar da izlesinler ve akabinde hasbihalimize tekrar devam edelim. Üzerlerine ölüm yağdırılan bir milletin dramına şahit olduk. Hemen yanı başımızda. Omuzlarında tarifsiz acıların yüküyle koşanları. Aniden yetim kalmanın ürkek bakışlarını gördük. Hemen yanı başımızda. Dünyanın en sağır edici sesi olan masumların suskunluğuyla çınladı sürekli kulaklarımız. Duyarsız kalamazdık. Kalmamalıydık hesap gününe inananlar olarak. Ve çaresizliğin merkezine İdlib'e uzandı adımlarımız.
yurtlarından edilen mazlumlar için çıktık yollara. Kanat germek için, sırdaş olmak için savaşın çocuklarına. Ve bir köy hayal ettik. Parklarında yetimlerin tebessümle koştuğu. Savaşın izlerini, açlıklarını ve acılarını unuttuğu. Savunmasız bedenlerinin soğuktan titremeden uyuduğu. Bir köy hayal ettik. Engebeli yollarını kıymetli adamlarla, kıymetli adımlarla hep inanarak yürüdük.
Evet kıymetli izleyenler, gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Emin abi, evlerle alakalı sorularım olacak. Fakat merak ettiğim bir nokta var. Projenin ismi Yetim Köyü. Bir köyde, bir karyede de evlerden hariç bulunması gereken farklı hizmet binalarında olması gerektiğini biliyoruz. Bunlarla alakalı kısa bir malumat verirseniz daha sonra evler hakkında hasbihal etmeye devam edelim. Şu anda yapmış olduğumuz 200 aile içerisinde barındıracak olan Yetim Köyü projemiz tamamlandı. Biz bununla alakalı kimseden bir yardım da talep etmiyoruz. Kıyamdar ailesi, sosyal çevresindeki destekçiler ve kardeş derneklerimizin de katkılarıyla biz bu projeyi Allah'ın izniyle tamamladık. Projemiz tamamlandı çok şükür. Ama buradaki ihtiyaçlar bir projeyle giderilecek seviyede değil. İhtiyaç çok fazla. Bu noktada adımlarımızı, kıymetli adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bu projemizin birinci etabı olarak görüyoruz. Bunun inşallah ikinci etabı, üçüncü etabı, dördüncü etabı, etaplar hiç durmadan, projelerimiz durmadan inşallah devam edecektir diye düşünüyoruz. Şu anda proje kurulumuz ikinci etapla alakalı proje çalışmalarına başladılar. İnşallah şekillendiği zaman ilerleme kaydettiğimizde Lale Gül TV izleyenlerine, sevgili kardeşlerimizle paylaşacağız bunu da inşallah. İnşallah. Emin abi, bir sayıdan bahsettiniz. Göç idaresiyle beraber ortaklaşa karar verilen. Toplamda 200 evdi yanlış hatırlamıyorsam. Bu binaların ve evlerin konumlandırılması nasıl gerçekleşti? İki katlı diye görüyoruz izlediğimiz kadarıyla. Bunun hakkında kısaca bir bilgi verir misiniz? Arazi kıt olduğundan dolayı bir arazi daha az ev alıyordu. Biz bunu maksimumda tutabilmek adına iki katlı yaptık bu evleri. Her blokta 8 daire var. Her katta 4 daire oluşuyor. Bir blokta 8 daire var. Toplam alanı en ekonomik şekilde, en verimli halde kullanıp 8 daireden oluşan bloklar yaptık. Toplamda 200 daireyi bu şekilde sığdırabildik. Emin abi, bölgeyi ziyaret ettiğim andan itibaren diğer evleri de müşahede ettim. Yardım kuruluşlarının burada faaliyetleri var ve ev projeleri var. Fakat Kıyamdir'in yapmış olduğu evler diğerlerinden farklı. Dikkatimizi çeken dış cephesi olsun, iki katlı olması gerekse. Bununla alakalı bize bilgi verir misiniz? Biz bu projeyi yaparken dul ve yetim ailelere hitap edeceğimizden dolayı, yani bunların başında bir evin reisi, bir babası, bir amcası, bir yakınları yok. Yani sıvasını yapabilme, evini boyayabilme, bir mutfak yapabilme yahut evine mutfak gereçleri, eşya, mobilya alma, kapı takma ihtimali. Bu arada evlatlarımız bağırıyor arkadan. Çünkü programın arasına girdi ama bu çocuklar, biz buraya her gün gelirken Kıyamdar arabası geldiğinde çadırlardan çocuklar çıkarlar. Kıyamdar arabasını görünce el sallamaya başlarlar. Bizim de ziyaret eden bazı dernek başkanı arkadaşlarımız da görmüşlerdir. Çünkü Kıyamdar aracında ya çikolata vardır, ya şeker vardır, ya gofret vardır, ya oyuncak vardır, ya da ekmek vardır. Kıyamdar aracı cilve gözü sınır kapısından yetim köyüne gelene kadar güzergah üzerindeki çocuklar gelirken de giderken de aracımızı görünce, sesini duyunca çadırlardan çıkarlar. Şimdi arkamızda bulunan kamp bölgesindeki çocuklar biz burada çalışırken gelirler, ya Türkiye diye bağırırlar, ya Kıyamdar diye bağırırlar. Şimdi program bittikten sonra arabada çikolataları, gofretleri, lollipopları var. Giderken onlara dağıtıp öyle gideceğiz. Yani bir ümitle bakmak ve buna cevap alabilmek çok güzel bir şey. Onların hepsi bizim evladımız. Buraya alacağımız aileler de bizlerin ailesi olacak. Biz bunlara sahip çıkacağız. Evlatlarına kendi evladımız olarak benimseyeceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu evlerin içerisine hiçbir destekleri olmayan aileleri tespit edip alacağız göç idaresiyle beraber. Bu noktada bir evin neye ihtiyacı varsa, biz bunu projelendirirken Emre hocamız bize şunu söyledi. Savaş olsa, ki Allah Türkiye'ye böyle bir imtihan yaşatmasın. Biz savaşın burada ne demek olduğunu bu coğrafyada gördük. Savaş olsa ailemizden beraber nasıl bir yerde barınmak isteriz? Öncelikle bize bu soruyu sordu. Biz buna verdiğimiz cevaplar bu projenin şekillenmesine sebep verdi. Metrekaresi dairelerimiz 58 metrekareden oluşuyor.
iki odadan oluşuyor. İçerisinde banyosunun, tuvaletinin olduğu. Dedim ya, şekillendirirken bunu bu düşünceler şekillendirdi. Yani sizin evinizde duşakabin var mı dedi. Var dedik. O zaman duşakabin de olacak dedi. Banyo dolabı var mı? Burada da olacak dedi. Mutfağınız var mı? Mutfak dolabınız var mı? Var dedik. Buzdolabınız var mı? Var dedik. Halınız, duvarda boyanız, lambanız, mobilyalarınız, mutfak gereçleriniz, ne varsa burada da bunlar olacak dedi. Emre hocamın bakış açısına göre biz burayı şekillendirdik. Aslında bir Müslümanın bakması gereken bakış açısı buydu. Yani benim başıma gelirse ben ne yapardım, nasıl olsun isterdim. Dedim ya, biz buraya yediğimizden yedirmeye geldik. Giydiğimizden giydirmeye geldik. Kalabileceğimiz bir ev inşa ederek onları da içerisine misafir etmekten bahsediyoruz. Bu noktada evlerin içerisinde boyası, sıvası, zemininin parke olduğu, laminant olduğu, fayans olan, duşakabinin olduğu, mutfak dolabının olduğu, banyo dolabının olduğu, halısının, sedirinin, battaniyesinin hazır olduğu, tamamen anahtar teslim diye ifade edebileceğimiz çelik kapısının olduğu. Bu yörede çelik kapı kullanılmıyor dedik. Emre hocam bize dedi ki, sizin evinizde çelik kapı var mı? Bunlar dul ve yetimler. Bunlar savaşın en şiddetli anlarını gördüler. Artık en ufak sesten dahi bu insanlar korkar oldu. Biz burada çocuklarda değil, hayvanlarda bile bunu gördük. Sevmek için elimizi uzattığımız hayvanlar bile bizden korkuyor. Bu coğrafyada sevgi unutulmuş. Bu coğrafyada endişe ve korku var. O yüzden bu evlerin kapısında çelik kapı olacak, zilleri olacak, birbirlerine misafirliğe gidebilecekler, çocukların oynayabileceği çocuk parkları olacak, sosyal alanları olacak diye projelendirildi. Ve bu bakışla beraber proje bu hale geldi. Montalamayı da şu şekilde yaptık. Yöre halkında, coğrafyada kullanılan bir taş var. Binalarını bundan kaplıyorlar. Isıdan yazın ciddi sıcaklar oluyor bu bölgede. Kışında ciddi soğuklar oluyor. Bu gece eksi derecedeydi. Siz geldiniz, gördünüz. Sabahleyin geldiğimizdeki buradaki sular donmuş vaziyetteydi. Şimdi güneşle beraber biraz ısınmaya başladı. Montalamayı yapacak yöre halkının kullandığı ısıdan ve soğuktan muhafaza eden taş kullanılarak kaplandı binalar. Burada kalıcı şekilde hayatlarını idame ettirmeleri için ne gerekiyorsa biz bunu Kıyamder ailesi olarak sağlamaya çalıştık. Emin abi, Allah razı olsun. Gerçekten çok ciddi bir çalışma ve güzel bir proje. Ben tahmin edebiliyorum, Kıyamder'in bu projeyi teslim ettikten sonra, yetim ve dul kardeşlerimiz evlerine girdikten sonra Kıyamder onları kendi başlarına bırakmayacağını ben tahmin edebiliyorum. Fakat izleyicilerimize de bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Bu süreç tamamlanıp evlerin anahtarları teslim edildikten sonra onların gıda olsun, elbise olsun vesaire ihtiyaçlarını karşılamaya devam edilecek mi? Buraya alacağımız yetim ailelerinin ihtiyaçlarını, yaş gruplarını, hepsini evlerini teslim ederken zaten tespit edeceğiz. Burada bayanlar, aileler evlerinden çıkıp buralara gelirken hiçbir şeyleri olmadan geldiler. Yani bir bayanın tesettüre ihtiyacı varsa tesettürünü, çocukların burada kayır ekseri gelenler veya sosyal medyadan görenler çocukları terlikle görür. Eğer ayakkabıya ihtiyacı varsa, monta ihtiyacı varsa, deftere kaleme ihtiyacı varsa, oyuncağa ihtiyacı varsa, bir evin neye ihtiyacı varsa tüm ihtiyaçlarını biz karşılayacağız inşallah. Bundan sonraki süreçte de düzenli olarak ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. İnşallah diğer projelerimizde, etaplarımızda bu sayıları arttırıp gücümüz nispetinde elimizden geldiğince buradaki, bu bölgedeki bütün ailelere faydalı olmaya çalışacağız inşallah. İnşallah. Ümit abi, bizler biliyoruz ki Kıyamder bir projeye başladığı vakitte ilk adımlarını kendi öz imkanlarıyla atmakta. Fakat şu anda benim de kendim bizzat gelip ziyaret ederek gördüğüm kadarıyla gayet güzel bir proje ve diğer emsal yardım kuruluşlarının yapmış olduğu evlerden çok farklı. Şimdi bu manzarayı gördüğümüz vakitte insan yardım etmek istiyor, destek olmak istiyor, buna katkıda bulunmak istiyor. Bizim gibi diğer kardeşlerimiz de ziyaret ettikleri vakitte veya sosyal medyadan vesaireden gördüğü vakitte destek olmak istemişlerdir muhakkak. Bu konuda bir destek alıyor musunuz veya bu destek tekliflerini nasıl değerlendirdiniz? Ulusal basında veya sosyal medyada yardım talep etmedik biz bu yetim köyünü yaparken. Tamamıyla Kıyamder ailesinin ve sosyal çevresinin destekleriyle oldu. Ama tabii Kıyamder'in yaptığı projelerin sağlıklı olması, kalıcı çözümler üretmesi, şeffaflığı ve doğru projeler olmasından dolayı
bizleri bilen, tanıyan STK ve derneklerden destekler de oldu mu oldu. Burada evvela teşekkürü kendime bir borç bileceğim. İsmail Ağa Vakıf Başkanı, sevgili Celal Erzincanlıoğlu ve sevgili üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri Mahdumu, sevgili Ahmet Hocam bizi İsmail Ağa'ya davet ettiler ve yetim köyümüzde bir projeye destekte bulundular. Bir daire olarak destekte bulundular ve hayır dualarını alıp müsaadelerini istedik. Sonrasında sevgili dostum Mehmet Kaya önderliğindeki Hayder'in bize desteği oldu. Orada da Cübbeli Ahmet Hocam'ın elinden bir ev bize takdim edildi ve hayır dualarını aldık. Sonrasında yine ismini burada vereceğim. Sevgili Beka Derneği çok ciddi manada buraya projemize ondan sonra bir evle değil birden fazla evde bize burada destekte bulundular. Buradan Beka Derneği'ne ve gönül verenlerine, yönetimine hususen teşekkür kendime bir borç bilirim. Malatya'dan Tissam Derneği, sevgili Abdülcelal hocamız, onun da yetim köyümüze, projemize destekleri söz konusu. Allah hepsinden razı olsun. Kıyamder ailesine ve destekçisi olan diğer kardeşlerimize de buradan teşekkürü bir borç biliyoruz. Büyük bir hayır. Bir yetimi ihtiyacını gidermek, bir dula el uzatmak ve onlara bir ev sağlamak çok büyük bir nimet. Bu coğrafyada özellikle çadırlar uzun vadede kalacak yer imkanı sağlamıyor. Hal böyle olunca kalıcı konutlar buradakiler için bir nimet. İnşallah elimizden geldiğince üst seviyede bir projeyle bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Emin abi, bu projeye başlamazdan evvel veyahut da proje sürerken karşılaştığınız, bizlerle paylaşacağınız, unutamadığınız bir hatıranız var mı? Bölgeye yaptığımız insani yardımlarda savaşın şiddetin en yüksek olduğu dönemlerde, mağduriyetin de en yüksek olduğu dönemlerde gördüğüm bir bayan vardı. Eşini kaybetmişti. Ve 4-5 tane çocuğu vardı. Çocukların hepsi kendisinin değildi. Komşusundan ailesinden hiç kimse kalmamış bir evladına sahip çıkmış. Başka bir akrabasının bir evladına sahip çıkmış. 4-5 tane çocuktan bir çadıra yerleşmişti. Elinde bir halı keçesi, yani halı flekslerinin altında serilen bir halı keçeyle sarılmış çocukları sıcak tutmaya çalışıyordu. Buranın gece ayazı, kış ayazı çok gerçekten serttir. Ben o manzarayı gördüm, çok etkilenmiştim. Yani kendimize empati yaptık tabii burada. Kendi evlatlarımızı düşündük, kendimizi düşündük. Yani bir lamba yoktu, bir yatak yoktu, bir battaniye yoktu, bir yastık yoktu, bir kapçanaklar, hiçbir şeyleri yoktu. Sonra tedarik ettik, yani yardım ulaştırdık ama o gördüğüm manzara beni çok etkilemişti. Bu coğrafyada insanlar ya aç uyuyor ya da yarı aç yani uyuyorlar. Sabah kalktıklarında yani birisi eğer bunlara getirmezse, bir imkanı olan bir dernek insani yardım getirmezse bir şey bulabilme imkanları yok. Çünkü akrabaları kalmamış, ailenin reisi kalmamış, aile diye bir şey kalmamış, akrabaları kalmamış. Zaten bazıları göç etmiş. Burada hayatlar paramparça olmuş durumda. Bu noktada İstanbul'dan bir kardeşimiz buraya gelmişti. Normalde bir aylık süren izin süreci o gün için Allah yardım etti. 15 dakikada bir izin aldık kardeşimize Suriye geçişiyle alakalı. Planlı bir program değildi. Suriye'ye geçerken süpermarketten çikolata, gofret, bisküvi, çocukların seveceği tarzda şeyler aldı. Alışveriş yaptı. Biz bölgeye gelirken yolda bir manzara gördük. Bir çocuk bakkal denilecek bir çadırdan bir bakkalın önünde bir çikolata kutusu dışarıda vardı. Durmuş o çikolata kutusuna böyle hayran hayran bakarken gördük biz onu. Allah o çocuğun bakışına o anda yaşadığı duyguyu biz bilmiyoruz. Belki dua ediyordu. Allah o an çocuğun duasını kabul etti. Ve biz o çocuğu gördük. Ve arkadaşlarımız indi o çocuğa şeker de verdi, çikolata da verdi, gofret de verdi. Çocuğun o yüzündeki ben hayreti gördüm. Çünkü Allah'tan orada yardım istedi ve anında Allah duasını kabul etti. Biz burada insani yardım götürdüğümüz, battaniye götürdüğümüz, kumanya götürdüğümüz, ekmek götürdüğümüz yahut bu eve alacağımız aileler neler yaşıyorlardı biz bilmiyoruz. Cenab-ı Allah'a nasıl bir yakarışları vardı bilmiyoruz. Dediğim gibi bu coğrafyada çok acı manzara var. Allah'a yakarışları var. Cenab-ı Allah da
bizlerin üzerinden bu insanlara yardım gönderiyor. Biz burada aracıyız, biz bunu unutmuyoruz. Biz bunu Üstadımız Efendi Hazretlerinden öğrendik. Çeçen Harbi zamanı camide her Hatmi Hoca'da Efendi Hazretlerimiz Çeçenistan durumunu sorardı ve düzenli yardımlar için bütün ihvanı teşvik ederdi. Dediğim gibi biz insani yardımı savaş zamanında kardeşlerimize el uzatmayı Üstadımızdan öğrendik. Elimizden geldiğince gücümüz nispetinde yardım etmeye çalışıyoruz. Yardım etmeye de devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Emin abi, katılımınızdan dolayı ve bu hayırlı faaliyetleri izleyicilerimizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala sizleri gayretlerinizi artırsın. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, bu hafta Kıymetli Adımlar programından sizlere Suriye'den seslendik. Suriye'de İdlib bölgesinde Kıyamder'in hazırlamış olduğu yetim köylerinden seslendik. Allah-u Teala sizleri bu hayırlı hizmete destek olan, katkıda bulunan herkesten ve destek olacak herkesten razı ve memnun olsun. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Üzerlerine ölüm yağdırılan bir milletin dramına şahit olduk hemen yanı başımızda. Omuzlarında tarifsiz acıların yüküyle koşanları, aniden yetim kalmanın ürkek bakışlarını gördük hemen yanı başımızda. Dünyanın en sağır edici sesi olan masumların suskunluğuyla çınladı sürekli kulaklarımız. Duyarsız kalamazdık, kalmamalıydık hesap gününe inananlar olarak ve çaresizliğin merkezine İdlib'e uzandı adımlarımız. Yurtlarından edilen mazlumlar için çıktık yollara. Kanat germek için, sırdaş olmak için savaşın çocuklarına. Ve bir köy hayal ettik. Parklarında yetimlerin tebessümle koştuğu. Savaşın izlerini, açlıklarını ve acılarını unuttuğu. Savunmasız bedenlerinin soğuktan titremeden uyuduğu. Bir köy hayal ettik. Engebeli yollarını kıymetli adamlarla
kıymetli adımlarla hep inanarak yürüdük. Thank you.